büyük bir şirkette Ahmet ve Berk adında iki genç aynı departmanda çalışıyordu. Ahmet, zekası ve çalışkanlığıyla işinde hızla yükseliyor, projelerde harika işler yapıyordu. Berk ise Ahmet'in bu başarısını içten içe kıskanıyordu. Herkesin gözü Ahmet'in üzerindeyken, Berk bu durumu kaldıramıyordu. Berk, Ahmet'in başarısını takdir etmek yerine, içten içe bir kıskançlık yaşıyordu. Ancak bunu hiç belli etmiyor, yüzünde sahte bir gülümsemeyle Ahmet'i tebrik ediyordu. Ahmet, Berk'in bu duygularından habersizdi, diğer arkadaşları gibi ona da dostça davranıyordu. Şirketin müdürü Ali Bey, bu durumu fark etmişti. Ahmet'in başarısının Berk'i rahatsız ettiğini ve aralarındaki bu gizli çekişmenin iş ortamını olumsuz etkileyebileceğini düşünüyordu. Ancak, iki genç çalışanın da potansiyelini kaybetmek istemiyordu. Berk, sinsi yöntemlerle Ahmet'i gözden düşürmeye karar verdi. Berk, Ahmet'in üzerinde çalıştığı büyük bir proje için gereken verileri toplamakla görevlendirildi. Bu fırsatı kullanarak, Ahmet'e yanlış ve eksik veriler verdi. Ahmet, bu verileri kullanarak raporunu hazırladı ve sunum yaptı. Ancak, yanlış bilgiler yüzünden rapor büyük hatalar içeriyordu ve müşteriler memnuniyetsizliklerini dile getirdiler. Ahmet zor durumda kaldı ve prestiji sarsıldı. Berk, bilgisayar IT departmanındaki bir arkadaşıyla işbirliği yaparak Ahmet'in e-posta hesabına erişim sağladı. Gelen önemli e-postaları gizlice okuyor ve Ahmet'in bilgisi olmadan yanıt veriyordu. Ahmet, birçok kritik bilgiye ulaşamıyor ve bu yüzden projelerinde gecikmeler yaşıyordu. Müşterilerle ve yöneticilerle olan iletişimi de bu yüzden aksıyordu. Berk, sahte e-posta hesapları açarak, Ahmet hakkında sahte şikayetler yazmaya başladı. Bu şikayetler de, Ahmet'in işini savsakladığı, müşterilere saygısız davrandığı ve hatta bazı işlerde yolsuzluk yaptığı gibi ciddi iddialarda bulunuyordu. Bu şikayetler, üst yönetimi endişelendirdi ve Ahmet'in itibarına ciddi zarar verdi. Ahmet, bu suçlamaların neden ve niçin geldiğini anlamakta zorlanıyordu. Ali Bey'in müdahalesi. Ali Bey, Ahmet'in üzerinde yıpratılmak üzere oynanan oyunu yılların verdiği iş tecrübesiyle fark etti. Ahmet'in performansındaki düşüşü ve yaşadığı sorunları dikkatle inceledi. Kendi araştırmaları ve çalışanlarla yaptığı gizli görüşmeler sonucunda, Berk'in bu tür oyunlar oynayabileceğini düşündü. Ali Bey Berk'i odasına çağırarak, tüm yaptıklarının kanıtlarını masaya koydu. Ali Bey, bu şirketi ve çalışanlarını birbirine düşürmeye çalışman kabul edilemez. Ahmet'in başarısını kıskanmak yerine, ondan öğrenip kendini geliştirmelisin. Sana son bir şans veriyorum, ama bunu kötüye kullanma, dedi. Berk, bu sefer yaptıklarının sonuçlarının ne kadar ciddi olduğunu anladı. Ancak, Ali Bey'in desteğiyle yeniden toparlanması gerekirken daha da hırslandı ve gözünü hırs bürüdü. Hiçbir şey öfkesini dindiremiyordu, yeni yeni oyunlar planlamaya başladı. Berk, Ahmet'in bilgisayarına gizlice girerek, Ahmet'in üzerinde çalıştığı projelerin dosyalarını değiştirdi. Sahte belgeler ve raporlar hazırladı, bunları Ahmet'in orijinal dosyalarıyla değiştirdi. Ahmet, farkında olmadan bu sahte dosyaları yöneticilere sununca büyük bir kriz yaşandı. Proje yanlış bilgilerle dolu olduğu için müşterilerle ciddi sorunlar yaşandı ve şirket prestij kaybetti. Berk, Ahmet'in iş arkadaşlarını ona karşı kışkırtmaya başladı. Gizlice dedikodular yayıyor, Ahmet'in başarılarının aslında hileli olduğunu iddia ediyordu. Bu dedikodular, Ahmet'in iş arkadaşları arasındaki ilişkilerinde güvensizlik oluşturmaya başladı. Ahmet, artık iş yerinde kendini yalnız hissediyordu ve kimseye güvenemiyordu. Ali Bey'in nihai müdahalesi. Ali Bey, Ahmet'in bu durumdan ne kadar etkilendiğini ve iş ortamının ne kadar zehirlendiğini fark etti. Ahmet'in performansı ve morali ciddi şekilde düşmüştü. Ali Bey, daha fazla beklemeden durumu kökten çözmeye karar verdi. Berk'i bir kez daha odasına çağırdı, fakat bu sefer daha sert bir tonla konuştu. Berk, bu şirketteki huzuru ve güveni yok etme noktasına geldin. Ahmet'e ve diğer çalışanlara zarar verdin. Bu davranışların kabul edilemez.
Seni daha önce uyarmıştım ama yine de devam ettin. Bu şirkette artık yerin yok, dedi. Berk işten çıkarıldı. Ahmet ise uzun bir süre sonra tekrar rahat bir nefes alabildi. Ali Bey'in kararlı müdahalesi sayesinde şirket içinde yeniden huzur ve güven ortamı sağlandı. Ahmet yeniden projelerine odaklanarak başarılı olmaya devam etti. Bu olay şirketteki herkes için büyük bir ders oldu. Kıskançlık ve hırs yalnızca bireysel değil, aynı zamanda toplu başarısızlığa da yol açar. Berk çok sevdiği işten atıldı. Fakat o Ahmet'e zarar veremediği için daha da öfkeliydi. Öfkesi bir türlü dinmiyordu. İçindeki haset ve kıskançlık onun psikolojisini bozdu ve onu hasta etti. Psikolojik tedavi görmeye ve ilaç kullanmaya başladı. Uzun bir süre başka bir yerde çalışamadı. Hırs, sebebi hasarettir, yani aşırı hırs gösterilen her işin sonu hüsranla biter. Hırs, sonu gelmeyen arzu ve doyumsuzluktur. Hırs, mal, mülk, evlat ve makam gibi şeyleri şiddetle istemek, onlara aşırı tutkun olmaktır. Hırs, insanın istikametten uzaklaşıp gayrimeşru yollara sapmasına sebep olan en kötü hasletlerden biridir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hasetten sakınılması hususunda şöyle buyurmuştur. Hasetten sakının. Çünkü ateşin odunu yakıp tükettiği gibi haset de iyi amelleri yakar, bitirir demiştir.